Allah'ım, çok yaşamaz dedi doktor.
Allah oğluma şifa ver, ölmesin ya. Kızım okusun. El eline muhtaç olmuş. Kocamın işi gücü rast gitsin, bizi üzmesin. Bunları mı dilerdim? Yıllar sonra böyle annesiz koca bir kadınken ben de artık her akşam ellerimi açıp uzun uzun dua ediyorum. Şimdi ben anacığıma dua ediyorum. Anacığım iyi gece sürekli üşüyen bir kadın. İnşallah. İnşallah gittiği yerde hiç üşümüyor. Kahrını, her şeyin yanında götürür, bizi ve küçük mutluluklar sakladığı evini teyzeme bırakır. Her defasında içim burkulurdu. Bütün gün başkalarının çocuklarına bakıp başkalarının evini temizleyecekti. Bizi özleyecekti, biliyordum. İncecik bir çizgi gibi kıvrılarak kaybolan annemin bir an önce eve gelmesini isterdi. Ama akşama kadar gelmez. Kardeşim... Kardeşim Murat'ın öldüğü gün bütün gücünü içinden almışlar gibi salonun bir köşesine öylece yığılıp kaldı. Hiçbir şey konuşmadı. Günlerce hiçbir şey yiyip içmedi. Öylece kala kala ağladı. Günlerce ağladı. O gün anne olmaktan korkun. Evin her köşesinden annenin ağlayışını izliyordum. Her hangi köşeden bakarsanız bakın annem kederli bir resme benziyordu. Babamı ise ağlarken hiç görmedim. Annem gibi acısını yaşamaktansa hep susmayı tercih etti. Kardeşim Murat öldüğü senede çekip Almanya'ya gitti kişiler. Bize de bu kartpostalları yolladı. Bilirsiniz kartpostalları değil mi? Kızım, burası Almanya'da meşhur bir orman. Seversin sen ağaçları, kuşları. Selamet. Görüyorsunuz işte. Sevgisini bile en fazla böyle gösterebiliyor. Evet, seviyorum ağaçları, kuşları. Gözlerimi kapatıp babamla ormanda dolaştığımı hayal ediyordum ki o zaman. Baban da benim kahramanım. Ama yaralı bir kahraman. Hayallerimde bile asık yüzlü, mutsuz ve öfkeliydi baba. Çok geçmeden bizi de yanına aldı. Giderken babaannemi de büyük alama bıraktı. Çocuklar gibi içli içli ağlayarak döndüğümde ona çikolata getirmemi söyledi. Babaannemin son görüşüydü. Ondan sonra hiç çikolata yemedi. Seviyorum. Başka bir ülkeye gittik. Anacığım artık daha güzel bir işte çalışacak diyor. Ama orada da bütün merdivenler annemin önünde. Oturup uzun uzun merdivenleri silip uzun uzun söylüyor. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Bana da asla sildirmiyor. Bana otur yanımda ders çalışıyordu. Oturuyordu. Oturup ders çalışıyordum. Bir yandan da onun o kederli halini izliyordum. Sonra başımı kaldırıp merdivenlerin en tepesine bakıyordum. Daha o yaşta merdivenler, siyah poşetler ve yoksulluk olmayacak hayatımda diyordum. Liseye başladığım sene falandı. Sanki o şehrin bütün merdivenlerini annemle beraber silmiş gibiydi. Ama anacığım artık çok yorgundu. Çok hastaydı. İncecik kuru bir yaprak gibi evin içinde savruluyordu bir o yana bir bu yana.
seni. Öldüm. Gözüm
gözüm... Gözüm her yerde anacığımı arıyorum. Tabii ya. Anam bir yerden çıkıp gelecek, elimi tutacak. Benim kızım daha küçük, evlenemez deyip alıp götürecek mi beni orada? Ama yok. Anacığım hiçbir yerde yok. Serkan memleketinde kötü bir adam değil mi? Ama öfkesiyle o kadar çok babama benziyordu ki. Bir türlü anlaşamadım. Sonra iki defa düşük. İlkinde kocam sırf yemek soğuk diye çıktı gitti beni. Hastaneye gittim de korkudan söyleyemedi. Yine en çok da babamın başının derde girmesinden. İkincisinde de kendi gitti kızım. Çekip gitti içimde. Daha 4 ay. Ama belli ki mutsuz bir anneye gelmek istemiyor. Kendimi parçalanmış gibi hissediyorum. Parçalanmış gibi hissediyorum. Çocuğumu kaybeden annemi salonuna oturup günlerce ağladığı gibi bir duvar dibine bırakayım istedim. Günlerce ağlayayım istiyordum. Ama hiç ağlamadım. Okumaya başladım. Okudukça tutundum hayata. Dua ettikçe tutundum hayata. Akademi hayatımı bitirseler de öğrenmeme kimse engel olamaz. Her şeyi okuyordum. Kalbimi keşfettikçe tutunuyordum hayata. Kısa bir süre sonra da zaten babamı kaybettim. Yabancı bir ülkede öksüz ve yetim bir kadındım artık. Kocamla babamdan sonra daha değişik, daha öfkeli bir adam olmaya başladım. Elinde getirdiği siyah poşetlerin sayısı arttı. Başa dönmüştü. Yine siyah poşetler, yine kahve, yine mutsuzdu. Annemin tamam olduğum gençliğini yaşıyordu. Tamam dedim, her şeye rağmen katlanırım dedim. Ama kocam olacak o adam. Bir gece eve yabancı erkeklerle gelince, o gece kaçtım eve. Hemen gidip kendime diyordum. Beni bulmasın diye hiçbir yere de şikayet edemedim. Her beni çok dibine düşmüştüm. Yetimdim, yalnızdım ama içim hiç vazgeçmiyordum. Bulaşıkçılık yaptım. Sonra bir ara palyaçocuk yaparak para kazanmaya başladım. Palyaçocuk yaparak çocuklara ilah vererek para kazandım. Kocamla göz göze geldik. İnsanın gözünden bir anda onca yaş nasıl gelir bilemedim. O çok bildiği gözyaşlarından tanıyamadı beni. Çekip gitti o sonunu bilmediğim kara geçmişin yanında. Arkasından uzun uzun baktı. Yanımdan geçenlerse bu palyaçonun neye ağladığını bilmiyorlar. Annesizliğime ağlıyor. Beni yetim bırakan öfkeli babama. İçimden çekip gitmiş çocuklarıma. Yalnızlığıma. Ama en çok da adımı ağlıyor. Adım kader mi? Bakmayın herkesin televizyon starı Yıldız Mutlu dedi. Yıldız Mutlu değil. Kader. Anacığım koymuş adım. O gece kocaman tanımadığı halime teşekkür için bir palyaç olarak uyudum. Sabahta içimde büyüyen garip bir duyguyla uyandım. Çok özlemiştim. Babamı çok özlemiştim. Hemen ertesi sabah mezarını ziyaret ettim.
Annemle yan yana değildi mezarları. Aralarında 50 adım vardı. Her defasında 50 yıl sürüyordu yürüdüğünü. O yolu yürürken 50 yıl yaşlanıyor, 50 yıl düşünüyordum. Yalnızlığı ve kararsızlığı beni en fazla boğduğu zamanlar. Mezarlık ziyaretlerinde anacığımın mezarının başından geçenleri bir bir anlatıyordum. Ama o gün babam vardı. Bir kız çocuğunun bazen en çok babasına ihtiyacı olur ya. Ah babam. Babam yıllarca memleketinin toprağını hasret bir adam. Yıllarca çalışıp bizimli fabrikalar. Şimdi böyle bu yabancı topraklara sarılmış yürürken onun toprağa karışmış öfkesine mi? Oturup uzun uzun konuşuyor. Ağzım çok acıdı. Bir iki daha karantina açtım ağzımı. Geldim. Çiğnediğim karantinleri çağırdım. Sonra aynada kararmış yüzüme baktım.
annemden şeker toplamak için aldığım siyah poşetlere, babaannemin koynundan çıkarıp verdiği harçlıklara, babamın her bayram öpüm için uzattığı mısırlı ellerine büyük bir özlem duyuyorum. Hiçbiri yoktu. Hiçbiri yoktu ve olmayacak. O yoksulluk duygusuyla o gün saat sonra kaldım. Çünkü cama çarpan o serçe bendim. Korktum. Çok korktum. Tiyatro çok iyi gitse de korktum. Zamanla kaybolmaktan, kendimi kaybetmekten korktum. Annemin sesini duyar gibi. Annem azmet ama ıslanma kızım derdi. Gitmeye karar verdim. Evet, kendi toprağıma, kendi vatanıma, kendi pencereme gitme vakti geldi. Tek zor olan annemle babamı bırakıp gitmek. Ama o akşam söz verdim kendime. En kısa sürede annemle babamı alıp kendi topraklarımın nerede yan yana uyutacaktım. Hiç varsa vakit kaybetmeden kısa bir sürede hemen bir valizle kendi vatanıma döndüm. Önce hiçbir yere gitmiyorum diye önce teyzemle gittim. Çok kalabalıklardı. Onlar da sadece birkaç hafta kalabildi. Sonra büyük halama gittim. Rahmetli babaannemin yatağını verdi bana. Çoğu geceler babaannemin acıdan inleyen sesiyle ürpererek uyanırdım. Ah dizlerim. Ah dizlerim derdi babaannem. Hep dizleri ağrıyordu rahmetli. İnsanın bir yere yerleşmesi, aidiyet duyması çok zaman alıyor. Yıllar önce anne babam da gitti. Gençliğe adım attım, evlendim, iki çocuğumu, anamı babamı kaybettim. Zaman zaman da mutlu olduğum o topraklardan kendi vatanıma dönmüştüm. Her şey çok tanıdıkken bir yandan da inanılmaz bir yabancılıkla üstüme geldi. Sanki her şeyime, tepeden tırnağa her şeyime yabancılığımın kokusu silmişti. Herkes sanki yabancılığımın kokusunu alıyordu. Kendimi çoğu zaman eski bir eşya gibi hissediyordum. Bir köşede unutulmuş, hiçbir işe yaramayan eski bir eşya. Orada yabancı, burada gurbetçi. Neyse, eniştem çok geçmeden bana bir iş buldu. Hiç kimseye minnet etmeden karnımı doyuracaktı. Almanca iyi olduğu için tercümanlık yapmaya başladım. Her şey çok güzeldi. Tek yapmam gereken patronun söylediklerini not almaktı. Bir gün yine patronun söylediklerini not alırken ellerimi saçımda hissettim. Eğer o saçlarımı okşarken yazmaya devam etmezsem işimden kovulacağım. Saçlarım tutuşmuş gibiydi. Başımın yandığını hissediyordum. Ne yapacağımı bilemeden öylece kala kaldım. Ve o gün büyük bir acele inandım ki bir kadının saçlarını sadece sevdiği adam okşamalı. Hemen orayı terk ettim. Gidip saçlarımı kısacık kestirdim. Acının izini silmek istercesine neredeyse kökünden kestirdiğim saçlarımda hala o lanet olası günün acısını duyarım bazen. Ben bunlarla boğuşurken Enişten bana işten ayrıldım diye kızıyor. Ne işe efendim? Elin adamı durduk yere bana bunu niye yapmıştın? Kesin uyuklanmamışsındır dedi bana ya. Kendimi savunmadım. O cama çarpan serçe gibi hissediyordum. Harcalanıyordum ama bir türlü ölmüyordum. Tekrar iş aramaya başladım. De halamın bir de oğlu vardı. Benimle yaşıttı ama hayatı boyunca hiçbir iş yapmayan, boş boş gezen bir adam. Gözü de sürekli üzerindeydi. Seni eve kim bıraktı? Saat kaçta çıkacak? Bu hafta sonu çalışacak mısın? Bakkala selam vermek mi neymiş? O pastanede ne işin var? Her gün üstüme gelmeye başladım. İyi de hayatımın en zor günlerini yaşarken neredeydi bu insanlar? Almanya'da bir başıma kaldığımda neredeydi Kemal? Bir gün dayanamadım yüzüne baktım. Almanya'da o zor gecemde neredeydi Kemal? Babamı kaybettiğimde, bir başıma kaldığımda neredeydin?
Bir süre sessizce izledim. Utandı herhalde dedim. Utanmıştır dedim. Ama değilmiş. Meğer tüm bunların sebebi halam. Halamın beni bu Kemal'le evlendirmek istemesi. Tamam. Tamam, Kemal'le çok ortak yanımız var. İkimiz de yoksulluk nedir bilir miyiz? Okula yarım domates, kuru bir parça ekmek, 3 tane zeytinle gitmenin ne demek olduğunu bilir miyiz? Senin yüzü gözü şiş halde sınıfa bırakan annenden utanmak nedir bilirdik. Hayallerini bile kısıtlı şartlarda kurmanın ne demek olduğunu bilir. Evet, evet, Kemal'le çok ortak yanımız var. Ama nasıl olur? Ben yıllarca Kemal'i kardeşim gibi gördüm. Geçtim halamın karşısında günlerce bunu anladım. Babam da yıllar önce anamızı başıma bırakıp gitti. Şimdi dul olduğun halde seni oğluma alacağım. Daha ne istiyorsun? Şaşkınlık ve acele olma bakıyorum. Seni evimize aldık, yuva verdik. Ya Kemal'le evlenirsin ya da başının çaresine bakarsın. İyince bir ders. Evet. Evet, beni evlerine almışlardı. Kalacak bir yer vermişler. Ama yuva vermedik. Ben yuvasız bir ser. Mecburen çıkıp gittim oradan. Hemen bir otelde yolda kiraladım kendimi. Bir yandan da iş arabaya başladım. Çoğu zaman Alman zannettim. Gurbetteyken sen Türk misin diye yüzüme sırıtanlar da kendi vatanımda sen Alman mısın diye sırıtanların yüzleri birbirine karışıyor. Ama kararlıyım. Bu defa çok kararlıyım. Öleceksem eğer kendi vatanımda, kendi toprağımda, kendi pencereme çarpıp öleceğim. Annem bana vefa borcunun çok önemli bir borç olduğunu söyler. Almanya'dan gelirken biriktirdiğim paranın bir kısmını halamlardan ayrılırken halama bak. Vefa borcu önemliydi ve ben hiç kimseye borçlu kalmak istemiyordum. Paranın kalan kısmını haftalarca yanımda taşıdım. Sonra bir ev tuttum kendime. Evet, annemin her iş dönüşünde koynundan çıkarıp babamın önüne uzattığı gibi ev sahibinin önüne koydum bunu. Bodrum katta sobalı küçük bir evde ama olsun. İlk kez, buraya döndüğümden beri ilk kez kendime ait bir evim olacaktı. Sonunda bir de bakıcılık işi buldum. Küçük bir çocuğu Almanca öğretip hiç kimseye minnet etmeden karnımı doyuracağım. Birkaç ay dersler çok güzel gitti. Sonra durduk yere çocuğun babası da Almanca öğrenmek istediğini söyledi. Tacizler başladı. Çok güzeldi. Neden bu kadar az paralara bu işi yapıyordun ki? Neden onun gibi bir sevgilim olmasındı ki? Üstelik bunları söylerken elleri saçlarıma dokundurduğunda dayanamadım, masanın üzerindeki sürahiyi kafasına geçirdim. Tabii sonra kendimi karakolda buldum. Karısı benden şikayetçi oldu. Kocasını elinden almakla suçladı. Beni düzenlerini bozmakla suçladı. Onlar benden şikayetçi oldular. O geceyi karakolda geçirdim. Yanlarından geçerken adam da haklıymış hani diyenler. O demir parmaklıkların paslı kokusu ve perişan halde yanında yatan kadının yüzü hala gözümün önünden gitti. Bir gece tuttular beni orada. Ertesi gün çıktım eve geliyorum. Ve 2 hafta boyunca evden hiç çıkmadım. O uzun soğuk gecelerde oturup oyunuma çalışmak istedim. Hayalimdeki sahneyi yazmaya karar verdim. Hiç hesaplamadım. İçimden geldi. Yazdığım genç bir kadının hayata tutunma çabası. Bir süre sonra eli ayağı düzgün bir oynadım. Bir gün bir yerlerde oynayacaktım biliyorum. Evet biliyorum, oynayacağım ben de oynayacağım. Bitirdim. Adını da Serçe koydum. Annemin türküsündeki ıslık gün, havanın kederine karışıp sahipsizce dolanan. Babamın öfkesinde bir daha sigara ve sahipsizliktir. Ölüp giden kardeşimin koynunda gurbettir. Sahipsiz letafettir.
Dilsiz, dermansız acının belirtisi. Yaralı ve kanatsız bir çalı serçesi. Alo.
Önceleri anlam veremedim. Ama sonra anladım. Tabii. Mahalleden gitmiş. Sonra boşanıp dul olarak gelmişti. Her akşam işten eve yorgun argın geliyordum. Sabaha kadar salonumun ışığı açık kalıyordu ve sabah yorgun bir şekilde erkenden işe gidiyordum. Ama yine de insanların hoşuna gitmeyen bir şeyler vardı. Sen neydi o kendi halinde, kendi derdinde bir insanda hoşlarına gitme? Üstelik beni tanımadan, hakkımda hiçbir fikirleri olmadan üstüme gelmeleri doğru muydu? Bir basamak daha çıktı.
seyirciler arasında ünlü bir yönetmen varmış. Tanıştık. Beni çok beğenmiş. Ya oyunumu yani çok beğenmiş. Yeni dizisinde oynamamı istedi. Ertesi gün hemen yapım şirketine gittim. Heyecandan değil, tamam. Yeni oyununla ilgili sorular sormalarını ve yeni dizileri için ne kadar uygun bir oyuncu olduğunu sormalarını bekliyordum. Buna dair bir şeyler söyleyeceklerdi. Ama karşımda hiç kimse konuşmuyordu. Ben heyecanlıyım. Karşımda beni tepeden tırnağa inceleyen ve zoraki gülümseyen yüzler vardı. Hani sanki yönetmenin görüp de onların göremediği neymiş gibi merak ediyordu. Konuşmadılar. İyice umutsuzluğa kapıldı. Tamam dedim. Tamam, niye daha fazla burada kalır? Müsaade isteyip çıkayım dedim. Tam müsaade isteyeceğim. Nihayet sessizlik bozuldu. Nihayet konuşmaya başladı. Benden birkaç istekleri varmış. Kaşım gözüm güzelmiş ama burnuma, ağzıma, belime, bacağıma o birkaç operasyon şartmış. Bunları yaparsam ekranda daha iyi görünürüm. Aksanım da bozulmuş ama dublaj yaparlarmış. Bunlar sadece gençliğime dönmüş. Yiyip yiyip kustuğum günleri, Christoph'un kilomla ilgili acımasız şakalarına, arkadaşlarımın aksanımla alaylarına, ilk evliliğime döndüm. Akşamları sevdiğim diziyi izlerken kocamın televizyonu bir anda kapatıp kalk bana bir bardak su getirdi işlerine. Babamın başında anan yok, uğraşamam ben seninle, evleneceksin işlerine. Annemin, ah güzel Allah'ım, ne güzel yaratmış benim kızımı değiştirdi. Hepsi, her şey birbirine karışıyor. Ağlamak istedim. İnsanın herkesten saklamaya çalıştığı acıyı yutkunarak, gözünden, dilinden saklamaya çalıştıkça bağrını genişliyor, bilir misiniz? Siz hiç içinize ağladınız mı? Kendime bakmak istedim. Başımı çevirince pencerenin camına düşüyordum mutsuzluğum. Bakıştık. Bunu yapacak mısın diye sordum penceredeki serçeyi. Gerçekten onların söylediklerini yapınca daha güzel olup, daha çok ilgi çekip daha mı çok sevinecek? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır dedim onlara. Ve çıkıp gittim. Çıkıp gittim. Zaten annem bana inanların işin peşine düştüğünde sakın kendinden taviz vermedi. Zaten çok zaman geçmeden de yönetmen kendisi bizzat aradı. Yeni dizisinde kesinlikle benim oynamamı istiyormuş. O yapım şirketinde benden bu taleplerde bulunan insanlar adına da benden özür dilerim. Dizi başlayınca da başladı ilk hayatım. Evler, paralar, reklam filmleri, galalar, hayal aleminde bulundum. O yoksulluk, yıllarca borçluğum o yoksulluk hızla çekip gidiyordu benden. İliklerime dönen işler yoksulluk, aynı hızla çekip hep olup gidiyordu. Yıllarca merdivenin en dibinde durmuş ama artık hızla çıkmaya başlamıştım. Evet, hızla çıkmaya başlamıştım ünlü arkadaşlarla. Her gün galalarda, her gün eğlencelerde. Rengim değişmiş. Yoksulluğum bir renkli olur, biliyor musunuz? Güneşte fazla kalmış, solgun çiçeklere benzersiniz. Renginiz. Sonra zaten çok fazla zaman geçmeden de halam beni her gün aramaya başladı. Her gün arayıp bana, yavrum şu bizim Kemal'e bir iş bul demeye başladı. İş buldum Kemal'e. Bir de halamın ağzından birkaç kez, keşke kendime ait kutu gibi bir evim olsa diye duyardım. Kirada yaşadım orada. Yuvasızlığın ne olduğunu bilirdim. Zaten yuva verecek başka kimsem de kalmamıştı. Halama bir de istediği o kutu gibi evi aldım. Güle güle otursun inşallah. Şimdi artık sokakta yürüyemez olmuş. Herkes benimle fotoğraf çekmek, sohbet etmek, sarılmak istiyor. Sevgilerini paylaşmak istiyorlar. Ben de onları kucaklıyorum. Sanki ölen kardeşimi, annemi, babamı kucaklar gibi sokakta gördüğüm herkese, bana sarılmak isteyen herkese sevgiyle sarılıyorum. Çünkü artık onlar benim ailem olmuştu.
Annemle babamı da söz verdiğim gibi kendi topraklarımla yan yana bulduğum ilk fırsatta da onların yanına gidiyordum. Uzun uzun sohbet ediyordum onlarla. Çocukluğuma dönüyordum onların yanında. Orada bir tek kendimi yuvamda gibi hissediyordum. En acısı da neydi biliyor musun? Babam sağ olsa karşısına geçip anlatamayacağım her şeyi oturup teker teker konuşuyoruz. Artık şimdi her şeyi alabilecek gücüm olsa da yine başlarına gelip dualar ettiğim, şiirler okuduğum bu mezar taşlarından başka geçecek gerçek hiçbir yerim yok. Kendim bir tek burada yuvamda gideceğim. Thank you.